Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Bütün fıtık ameliyatları, karın duvarı fıtıkları, mide fıtığı, aynı zamanda demin soru olarak gelen bel fıtığı, hepsi SGK ödemesi kapsamındadır. Tabii özel hastanelerde bir miktar farklı alınmaktadır. Ancak özel ameliyatın özelliği arttıkça, özellikle kapalı ameliyatlarda yüksek teknoloji söz konusu. Bunların ücretlendirmeleri de tekniğe göre değişmektedir. Bizim bugün yeterince belki vurgulayamadığımız, biraz sonra görseller üzerinden, şekil üzerinde anlatmak istediğim şey şu. Fıtıklar, genel olarak karın duvarı fıtıkları, cerrahların rutin pratiğinde en çok yaptıkları ameliyatlar. Bütün cerrahlar fıtık ameliyatı yapar, evet. Yapabilir. Gerekli değerlendirmesini yapar. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber artık kapalı ameliyatlar çok ön plana çıktı. Bir önceki kuşak cerrahlar ilk mesela herkes vakayı adiyeden de diyebiliyor artık safra kesesini neredeyse açık ameliyat olan kalmadı. Ama ilk çıktığında buna ciddi muhalefet eden, ben bunu öğrenmem, beni ilgilendirmiyor diyen kıdemli cerrahlar da vardı. Ama günümüzde her cerrah yapıyor. Fıtık ameliyatlarında her cerrah yapıyor. Ama günümüzde kapalı teknoloji gelişti. Kapalı teknolojinin sıkıntısı şu, bir öğrenme süreci var. Bu cerrahı sıkıntıya sokuyor. Bir maliyet unsuru var. İlk zamanlar daha yüksekti. Teknoloji yaygınlaştıkça biliyorsunuz yeni çıkan bir şey pahalı oluyor. Zaman içerisinde ucuzluyor. Günümüzde tolere edilebilir boyutlara geldi her şey. Aynı şekilde klasik yöntem ameliyatların yanında, yani kasık fıtığı ameliyatı 100 yıldır en çok yapılan ameliyat, basini ameliyatı. Bu basini bir İtalyan cerrah kendisi savaşta kasık bölgesinden yaralanıp sonra o bölgeye kafayı takıp bir yöntem geliştirmiş. En çok yapılan ameliyat, en ağrında, en sıkıntılı ameliyat. Ama son 100 yılda istatistiği çıkarsak basini ameliyatı son 20 yıla kadar en yaygın yapılan ameliyat yöntemiydi. Benim rahmetli dedem dahil iki kez ameliyat olmuştu bu ameliyatta. Ama günümüzde vurgulamak, asıl benim vurgulamak istediğim şey şu. Laparoskopik teknolojinin bu kadar yaygınlaştığı, bizim günlük rutinimizde bırakın fıtık ameliyatlarını, mide reflü ameliyatlarının ötesinde mesela biz kapalı tüp mide ameliyatları yapıyoruz. Günlük rutinimize girdi hastanemizde haftalık 5-10 tane tüp mide ameliyatı oluyor. Evet. Ve bu açık ameliyatta, açık kasık fıtığı ameliyatı yarım saat, bir saat sürerken biz şu anda bir saatte tamamen kapalı yöntem tüp mide ameliyatı yapıyoruz hastanemizde. Dolayısıyla günlük pratiğinizde, laparoskopi pratiğiniz arttıkça fıtık ameliyatları, kapalı fıtık ameliyatları da çok daha kolay, çok daha konforlu oluyor. 20 dakikada bitirebiliyorsunuz kapalı fıtık ameliyatını. Burada tabii bir de laparoskopik teknolojinin yanında mesh olayı, yama olayı, birazcık ondan da bahsedelim. Yamaların olmadığı dönemde fıtıklar bir şekilde sıkı dikişlerle ya da bunların modifikasyonu, bir takım ağ örmelerle tedavi edilirdi. O günümüzde orayı sıkmadan, gergin olmayan yöntemle meşler kullanılarak, tabii meş kullanmak için illa kapalı ameliyat gerekmez. Açık ameliyat, Lichtenstein ameliyatı da kasık fıtığında oldukça başarılı. Lüks oranı çok düşük bir ameliyat. Aynı meşi ama biz kapalı yöntemde göbekten girip fıtığı geri aldıktan sonra, oradaki peritonu da geri aldıktan sonra karın duvarı ile periton arasına yaklaşık şu avuç içim boyutunda bir meş koyduğumuzda genellikle defekti kapatıyoruz. Bir de laparoskopinin şu avantajı var Gülay Hanım'a. Hastalar ne gerek var, şart mı diye düşünüyorlar ama göbekten girip karın içi boşluğuna baktığımızda işi kaynağından görüyoruz. Yani karın boşluğundan dışarıya çıkan bir şey var. Dolayısıyla onun çıktığı alanı içeriden explore ettiğinizde, baktığınızda çıkış noktasını görüyorsunuz ve çıkış noktasından işi çözüyorsunuz. Bazen
dışarıdan açık yöntemle yapılan ameliyatlarda demin bir seyircimiz çok güzel belirtti. Çoğalıyor, ürüyor benimki. Evet. Hakikaten olabilir. Kasık bölgesinde bir ilk fıtığı vardır. İndirek herni. Belki bir sonraki aşamada onun yanında bir dedirek herni oluştu. Görselleri alabilirsek şekil üzerinde anlatabilirim. Belki bazen bunları ameliyat edersiniz. Halbuki bir alt noktada karın içerisinden, evet, damarların çıktığı alandan bir femoral herni de olabilir. Şimdi hem görüntüler eşliğinde konuşalım hem de hocam izleyicilerimizin soruları. Operasyonu gerçekleştirdiniz. Hasta karar verdi. Şu tarafa doğru geçerseniz hocam daha sağlıklı olacak. Şundan hem de alayım. Nasıl rahatsanız izleyicilerimiz de görmesi açısından. Burada bir fıtığın, evet, şematik izahı var. Evet. Yani şuradan bir defekt oluşmuş. Keseyle beraber bir bağırsak ağrısı dışarıya çıkmış. Bu fıtık boynunda sıkıştığında mesela oturdu. Günlük rutininde hastamız belki de bir süre sonra istirahat edip bunu sırt üstü yatarak hafif bir masajla geri atıyordu. Ama o gün bir telaşı vardı. Çarşıya gitti, pazara gitti, ekstra bir işleri oldu. Sıkışık olan organ bir süre sonra ödemlendiğinde eve gelir ve bir gün geriye gitmediğini görür. Bu boğulmuş fıtıktır, acildir. Mümkün olan en kısa süre içerisinde halledilmelidir. Daha da gecikildiğinde bu bağırsak kısmı gangrene olacaktır ve bağırsak ameliyatı gerektiren çok daha ciddi bir tabloya sebep oldu. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.